Kare Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Uruguaylı mimarlık ofisi Tatı Arkitektura tarafından tasarlanan Punta Colorado 3 Shelter, Uruguay'da yer alıyor. Okyanus yakınındaki konumlanmasıyla çok çeşitli bir ekosisteme sahip olmuş bina. Evin bahçesinde yer alan yerel bitkilerle de doğayla etkileşim sağlanmış. Bina özellikle doğa içindeki konumlanmasıyla kendinden konuşturuyor. Brezilyalı mimarlık ofisi Podovani Arquitectos tarafından tasarlanan Boa Vista Residence, Campinas'ta yer almış. Dış tasarımında tercih edilen beton-metal karışımı sayesinde sadelik öne çıkartılmış. Ön cephesinde yer alan geniş duvarları mahrem alanın oluşturulmasına yardımcı olmuş. Böylece geniş aileler için vakit geçirilebilecekleri bir alan yaratılmış. Boa Vista Residence misafirlerini beklemeye de böyle koyulmuş. Avustralyalı mimarlık ofisi Architects Eat tarafından tasarlanan Stavel House, Melbourne'da yer alıyor. Stadley Park alanı ve Yarra Nehri'ne bakan bir uçurumun tepesine konumlanan bu binada geniş cam panelleri sayesinde doğayla iç içe panoramik manzaraya hakim olunmuş. İç mekanda tercih edilen mobilyalarda eve salaş bir görünüm kazandırmış. Modern bir atmosferin yakalanmasına katkı da böyle sağlanmış. Belçikalı mimarlık ofisi Parol Architect'in tarafından tasarlanan House in Hoosbeek, Belçika'da yer alıyor. Hoosbeek ormanının kenarında eğimli bir arazide konumlanan bu yapı, sıcak hava koşullarından korumak için kritik odaları zemin kata yerleştirmiş. Buna rağmen geniş pencereleri sayesinde bol miktarda gün ışığını ve orman manzarasını yapının içine taşımayı başarmış. Böylece ev hem sıcak bir enerjiye kavuşmuş hem de estetik yönden güçlü bir damar yakalamış. Güney Koreli mimarlık ofisi Sane tarafından tasarlanan Omnibus House, Yapyangon'da yer alıyor. 6 bahçeli bir yapı olan Omnibus House'da her bahçe farklı ev ortamını teşvik etmeye amaçlayan farklı dış mekan odalarını da temsil etmiş. Evin konumlandığı site birden fazla doğal özelliğe sahip olma avantajını korumuş. Böylece manzaralardan yararlanmak için evin tasarımı dış mekanların tepede farklı seviyelerde stratejik olarak konumlandırılması üzerine odaklanmış. Yine bir Kare Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.